Bana bak. Hangisine daha fazla sinirleniyorsun? Sana hizmetçi muamelesi yapmasına mı? Yoksa kendini Hakan'ın karısı zannetmesine mi? İkisine de. Yani şey... ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Her şeyi kendi isteğine göre hatırlaması biraz tuhaf değil mi? Bilmem. İnsanlarda böyle bir hastalık var mı? İnsanlarda derken? Yani şey... Sizce böyle sürekli yemek yemesi, aşırı titizliği falan enteresan değil mi? Of. Ay bu evdeki sabunlar bir tuhaf. Ellerim hiç temizlenmedi. Bundan sonra alışverişi ben yapacağım. Bu evde yemek ne zaman pişecek? Çocuklar okuldan gelince ne yiyecek? Öyle serilip oturacağına kalkıp bir şeyler hazırlasana. Hala oturuyor musun sen? Tamam Simge, kalktım. Simge Hanım diyecektin herhalde. Hadsiz, ne olacak? O domatesin kabuklarını soyacaksın değil mi? Evet. Aa, ama bak derinden soyuyorsun, yazık. Ne kadar müsrifsin sen ya? Bizi iflas ettireceksin. Delireceğim şimdi. Delirme, delirme. Ne varmış delirecek? Hem sen ne yemeği yapıyorsun? Kıymalı patates yapacağım. O kadar mı? Emre'nin canı patates istemişti. İki patates doğru. Koy ocağa gitsin değil mi? Başka ne pişireyim? Ne bileyim, mantar, içli köfte falan yap. Biraz çeşit olsun canım. Hadi hadi, oyalanma. Niye sihir işe yaramadı? Numara yapmıyor mu yani? Kulina! 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 Ay nanacığım, ne var? Şu anda çok önemli bir işim var. Kulina, çok çok kötü durumdayım. Ne oldu? Şimdi bak, bu Simge var ya, aslında... Siz ne zaman geldiniz yine? Dedikodu yapmaktan bu evde iş yapılmıyor zaten. Bundan sonra biraz daha az gelirseniz çok sevinirim. Sen hala sallanıyor musun? Hadi bitir yemeği de çamaşırları at makineye. Hadi. Bunun durumu nedir kül kedisi? Hiç sorma Kulina. Hafızasını kaybetmiş. Yani sihir yaptığım halde düzelmediğine göre numara yapmıyor o zaman. Ha? Hayır canım. Eğer numara olsaydı yaptığın sihir işe yarar, normale dönerdi. Nanacığım, düzelmesini beklemekten başka çare yok. Ama kendini Hakan'ın karısı zannediyor, delireceğim. Ay bırak, birkaç gün mutlu olsun. Nasılsa Hakan onun da hiçbir zaman evlenmeyecek. Bak nanacığım, pilli bebeğin çok önemli bir sorunu var. Gidip onunla ilgilenmeliyim. Ama kulü... Sağ ol yani, çok yardımcı oldun. Beceremedin şu işi yahu. Ayaksı. Merhaba. Hayırdır oğlum? Bu saatte ne işin var evde? Hay Allah, gol yedim işte. Simge nerede? Güzellik uykusunda. Hakan, ben buna daha fazla dayanamayacağım. Nana, hasta yani, ne yapabiliriz? Numara yapıyor bence. Koskoca profesör muayene etti. Anlamayacak mı yani, numara mı gerçek mi? Nana, bazen seni anlayamıyorum gerçekten. Ama... Hem şu anda Simge'nin hastalığından çok daha önemli bir sorunumuz var. Neymiş? İnşaat Şirketleri Kurulu'nun başkanı olarak beni önermiş Murat Bey. Bugün akşam yemeğe gelip eşimle çocuklarımla tanışacak. Eşin mi? Simge işte. Bakıyorum sen bu durumu kabullenmişsin bile. Sandığın gibi değil Nana. Adam aile düzeni önemli falan deyince Volkan atladı, bir yıl senaryo yazdı. Ben de çeviremedim, ne yapayım? İyi ya, bir gecelik bir oyun nasılsa. Biz de katlanırız artık o kadarına. Nana. Ben yine evin hizmetçisini oynayacağım galiba. Ah şu beyaz atlı prens bir an önce gelip beni öpse de prensese dönüşsem artık. Nana,
Sen bizim zaten Hakan. Prensesimizsin. Hakan? Hizmetçiyle bu ne samimiyet? Rica ederim hareketlerine dikkat et. Evden gönderirim ona göre. Nana, Nana, lütfen idare et. 1, 2, 3. Hadi bakalım evlat, kolla kendini. Hop. Hadi, hadi. İşte. Ben seni tekerimle yenerim be. Ha, masal, masal. Ya çelme takıyorsun. Aa, tatlım bak burası kurucu olmuş. Oh. Aa, hadi bak oğlum, Paolo. Ya hayır, biraz da şu tarafa olsana. Tabii tatlım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi. Hop, gol, gol. Gol be. Aslan Hakan. Siz bu golü ben be. Re, ra, gastra, gastra, cim bom bom. Aman, siz bizi ancak böyle sanal ortamda yenersiniz. Ay, bu Nana da iki yemek yapıp mutfaktan çıkamadı değil mi? Akşam önemli bir misafirimiz var da hazırlık yapıyor. Aa, benim neden haberim yok kocacığım? Artık var kızım. Demek önemli misafir mi? O halde onu krallar gibi ağırlamalıyız. İdareyi hemen devralıyorum. Yoksa bu köylü rezil eder bizi. Ne? Aval aval bakma yüzüme. Duymadın mı? Önemli misafirimiz var. Hemen mutfağa. Ver bana gümüşleri sen. Ben parlatacağım, sen anlamazsın. Tatlım, masaja daha sonra devam ederiz. Olur tatlım. Hayır ya, hayır. Ya. Gol! Hay aksi ya. Ya böyle olur işte. Gol mu o be? E tabii gol ya. Görmüyor musun? Yani. Merhaba. Şoker. Delirdin mi? Ne işin var burada? Seni merak ettim de ondan geldim. Biraz önce apar topar gelip öyle söyleyince aklım sende kaldı. Seni ilgilendirmez Şoker. Zaten canım sıkkın. Ya nereye gidiyorsun? Kalarsın. Kalarsın oğlum hadi. Kocacığım. Faul. Ne faul be? Hakem de seni tutuyor galiba. Vay be. Ne zaman evlendi bunlar? Kaşla göz arası. Yıldırım iken. Hayır canım, evlenmediler. Simge'nin kafesine reklam panosu düşmüş. Kendini Hakan'ın karısı zannediyor. Gerçekten mi? Ay çok komik. Gol! Gol, gol, gol işte. Olamaz. Ay sana hoş geldin kocacığım. Evet. Bu tutukluk yaptı da ondan. Buraya gel. Ay ne mutlu bir aile tablosu. Ay kıskandım valla. Hakan da bu işe çok sevinmiş görünüyor baksana. Sen bunu duyma baksana. Canımı acıttın ama sana kızmıyorum. Büyük aşkın elinden puf uçup gitmiş. Eminim senin acın çok çok daha büyüktür. Gerçekten. Çok geçmiş olsun şekerim. Uçup uçup.